Peki sizce büyük şehirde Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım mı geldi? Ekrem İmamoğlu. Niçin? Seviyorum. Güzel adam. Üzgün adam. Binali Yıldırım neyi iyi yönetmiş? Yani koca bir ülkeyi yönetememiş. Sonra sen bunu beceremedin, bir küçük bir mecraya geç, belediyeye verin demişler. Böyle bir vasfı yok ki, birçoğunun yok açıkçası. Var mı? Yok. Yukarıdan emir odaklı atanan insanlar sonuçta. Yani Binali Yıldırım'ın yaptığı hani politikaları az çok beğeniyorum ama biraz gereksiz buluyorum yani. Ekrem İmamoğlu'na karşılık daha böyle, nasıl desem, tecrübesiz demeyeyim de hani yapamayacağına inanıyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun daha destekli bir şekilde geleceğine inanıyorum. Peki siz? Ben ikisi kafa kafaya gider diye düşünüyorum ama yani inşallah Ekrem İmamoğlu kazanır yani. Az bir farklı da olsa kazansa daha iyi olur. Ha, bana kalırsa bu seçimi Binali Yıldırım kazanacak fakat Ekrem İmamoğlu daha iyi yanıtır. Yani zaten hani olaylar çıkmadan önce Binali Yıldırım kazansa da kaybetmese de yine bir şekilde tahta kalıyordu yani. Kazansa belediye başkanlığında, kazanmasa meclis yönetiminde kalıyordu. Sonradan bir ayaklanma oldu. Ondan sonra da şimdi okumuştum, doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama hani belediye başkanlığından çekileceği yönde bir haber görmüştüm. Yani çok saçma. İki oltayı birden atıyor. Hani bir taşla iki kuş vurmaya da çağırıyor. Yani bence bu konuyla alakalı cevaplamasak daha iyi olur. Evet, oy gizlidir biliyorsunuz. Şimdi açıklayınca oy ortaya çıkacak. Gizliliği koruyalım. Ben Ekrem kazansın istiyorum. Neden Ekrem İmamoğlu? Çünkü onu pek iyi tanımıyorum. Pek iyi tanımıyorum. Ümidim var yani. Sen ne dersen Binali Yıldırım %48'de kalır. Öyle tahmin ediyorum. Yani Ekrem İmamoğlu mu kazanıyor? Büyük ihtimalle. Siz kimin kazanmasını istiyorsunuz? Ben onun kazanmasını istiyorum. Bir değişiklik olsun. Vallahi politik cevap olacak bu da. Yani ben hanginin kazanmasını isterim? Kim daha iyi hizmet verirse onun kazanmasını isterim. Ya bu şartlarda herhalde Binali Yıldırım daha iyi gibi gözüküyor. Çünkü hükümet arkasında, devlet arkasında insanlara imkanlarını daha iyi kullanabilecek durumda. Şimdi bilmiyorum, CHP'nin kazanması insanlara, bilmiyorum yani, İstanbul'a çok şey verir mi? Tartışılır yani. Peki, çok zor. Binali Yıldırım kazanır. Kazanır. Kim kazanmalı? Bence ikisi de birbirinden farksız yani. Hiç fark etmez. Hangisi gelse aynı şey olacak yani. Sonuçta bir şey değişmeyecek. Binali Yıldırım alır. Peki gönlünüz kim kazansın istiyor? Benim için fark etmez. İkisi de çünkü aynı. Bir şey değişmez yani. Peki. Şimdi gözlemlediğim kadarıyla birbirlerinden çok uzak değiller. Yani hangisini kazanacağı konusunda benim fikrim şeyin kazanması yönünde, Ekrem İmamoğlu'nun kazanması yönünde, isteğim daha doğrusu, ama çok fazla bir tahminde bulunamayacağım çünkü çok yakın değerler konuşuluyor. 1 puan 2 puanla yani sonuç değişecek diye düşünüyorum. Binali Yıldırım. Niçin Binali Yıldırım? Hani görünen köy kılavuz istemez yani. Siz kime vereceksiniz? HDP'ye vereceğim. Adaylığı yok ama. Aha, İstanbul'da yok mu? İstanbul'da. Ha, bilmiyordum ben, yurt dışında kaldığım için. Bence Ekrem İmamoğlu. Siz kime vereceksiniz? Ben kullanmayacağım. Büyükşehir'de de mi? Yok. Peki neden Ekrem İmamoğlu kazanmalı? Ekrem İmamoğlu kazanmalı çünkü haksızlara boyun eğiyor. Boyun eğmiyor. Bilal Yıldırım ise boyun eğiyor. Yani burada çıkartacağımız şey Ekrem İmamoğlu. İnsanlara yardım ve insanların içine çıkıyor, herhangi bir şey danışıyor, şey yapan Binali Yıldırım değil. Binali Yıldırım mecliste istifa etmesi gerekiyor. Bunu da gözüne alırsak İmamoğlu bence kazanır. Büyükşehir'de sizce Ekrem İmamoğlu mu kazanır yoksa Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Öyle düşünüyorum. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? Kararsızım. Değilim de, kararım belli de. Bence Ekrem İmamoğlu kazanır. Ucu ucuna gider de İmamoğlu gibi sanki. Siz kime vereceksiniz? CHP, İmamoğlu'na. Neden Ekrem İmamoğlu? Hani daha faydalı olacağına inanıyorum. Beylikdüzü'nde yaptıklarını da biliyoruz. Hı hı. Ya Ekrem İmamoğlu zorlayacak ama bunu kimse bilemez tabii. %50 şans var. Çünkü belli partiler birleşti, belli partiler birleşmedi. Yani Ekrem İmamoğlu bence kazanır.